Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Eskiden yüz kızartıcı suçlar işleyenler utanır yerin dibine girerdi. Şimdi bu ayıpların kapanması için başkalarının yerin dibine girmesi gerekiyor. Hanım, eminsin değil mi içeride bu iş yapıldığından? Boşuna basmayalım eve. Ya ben sana söyledim polis bey kardeşim. Ben gördüm diyorum sana. Bu evi garson yer diye tuttular. Ama ben bugüne kadar buraya garson geldiğini hiç görmedim. Hep karılar fink atıyor. E bu mahallenin de bir namusu var değil mi? Memur bey, baskın anında kafanızı biraz eğerseniz... ...bizde içeride açık seçik bir şeyler varsa açık seçik görüntülerim yani. Baskın basınındır. Hadi bismillah. Hadi. Ulan yuh be! Hem de üç karıyla birden! Aa, bu bizim komşumuz Cafer Bey ayol! Sen utanmıyor musun evli baklı adam? Bir saniye, açıklayabilirim. Neyi açıklayacaksın? Biz dördümüz eşli pişti oynuyorduk. Böyle oynanmıyor mu? Kiraladığı seks yuvasında bir koyup üç olan Cafer Bey iş üzerinde basıldı. Evli ve iki çocuk babası olan Cafer Bey, kiraladığı seks yuvasında... Orhan Gencebay ne güzel söylemiş. Hatasız kul olmaz, hatanla. Kes hadi kes! Hadi biri hata. Diğer ikisine ne oluyor? Yuh baba diyeceğim, baba demeye dilim varmıyor. Bir de bize ahlak dersi verirsin. Tamam, kötü bir şey yaptım ama bir de iyi tarafından bakın meseleye. Neymiş o? Televizyona çıktım. Pişkin zampara, boyun posun devrilsin. Ah. Ben dışarı çıkıyorum. Çık! Mümkünse yurt dışına çık. Yok, o ancak zıvanadan çıkmayı bilir. Geçen gün benden iki kavanoz bal aldı. Kıllandım, niye iki kavanoz bal alıyor diye. Balları o hasbalara mı yediriyormuş? Ne yedirmesi canım? Oralarına buralarına sürüp... ...beni konuşturma, ahlakı müsaade etmiyor. Bir sigara versene. Ben gidiyorum bakkal efendi. Sonra gelirim. Akşam 2'de falan açık mısın? Hayır, ortalıkta ahlaksızlar dolaşmaya başladı da. Bir tane yetecek mi? Hayır, o işten sonra sigara yakılır ya. Sen de az iş çıkarmıyorsun hani. Kız gel buraya. Gel buraya. Gel içeri, şurada dur Selamünaleyküm. Benim yetişkin kızım var. Gideyim de odaya kilitleyeyim. Ne olur ne olmaz. Ben de GAP belgeselini takip ediyorum. Gideyim de onu seyredeyim. Buranın havası kaçtı. Gideyim de yakalayayım bari. Tamam Rıza, tamam. Kahveyi terk ediyorum. Otur, otur, otur oraya. Otur. Rıza, ne bok yiyeceğim? Mahallenin diline düştüm. Yiyeceğin bir bok var. Söyle hemen yiyeyim. Türkiye tarihinde görülmemiş olay sayın seyirciler. Bir vatandaşımız 15 gün sonra birini televizyonların huzurunda naklen öldüreceğini açıkladı. Müstakbel katil Cafer Vezir stüdyolarımızda. Hoş geldiniz Cafer Bey. Hoş bulduk. Efendim 15 gün sonra kimi öldüreceksiniz? Bizim mahallenin kahvecisi Tilki Rıza'yı öldüreceğim. Tilki Rıza, hazır ol geliyorum. Azrail'im ben olacağım. Efendim kahveci Rıza'yı niye öldürmek istiyorsunuz? Çaya karbonat katıyor, kıl oluyorum. Anladım ki onun kanı dökülmeden biz bu mahallede tavşan kanı çay içemeyeceğiz. Allah Allah! Saat başı bu haberi veriyorlar. Sen delirdin mi Cafer? Yo, ama ne zaman kahvede çay içsem deli oluyorum. Ya babacığım, bir çay için adam vurulur mu hiç? Yapma baba, bak vallahi darılırım. Hapislerde çürüyeceksin Cafer'cim. Hem biz ne olacağız? Ya. Telaşa mahal yok. Ziyaret günlerinde görüşürüz nasılsa. Hadi ben çıkıyorum. Eyvah! Ne yapsak da babanı vazgeçirsek oğlum? Baba! Baba! Geçen gün de benden iki şişe içki aldı. Kullanmadım değil. Şişeleri Rıza'nın kafasına vura vura öldürecek herhalde. Yok be, içim içip kafayı bulacak. Adam vurmak kolay mı? Cesaret versin hesabı. Sigara değil mi Cafer abi? Hemen hazır. Cafer Bey, Rıza'yı kahvenin içinde mi vuracaksınız? Hayır yani öyle olursa biz göremeyiz de. Merak etmeyin, ortalık yerde. Herkesin göreceği biçimde. Ah, iyi. Eyvallah. Bak yavrum işte bu amca.
Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Sağ ol. İyi misiniz? Sağ ol. Siz de sağ olun. Oturun, oturun, oturun. Bizim masaya buyurun abi. Abi gel buyurun abi, gel. Çay söyleyin de abi be. Ulan çay olur mu? Orada ne pişmanlayayım abi? Hakikaten vuracaksın mı abi? Tabancayla mı saydıracaksın, bıçakla mı deşeceksin? Gel etme eyleme abi. Ben bilirim Rıza abiyi. Karbonat koymaz çay. Sana öyle gelmiştir abi. Abi, Rıza iyi adamdır. Bir daha düşün şu işi. Gidip bir kontrol edeyim. Abicim işinize baksanıza ya. Rıza, Rıza, Allah razı olsun senden ya. Sayende bizim zamparalık hikayesi unutuldu, millet cinayeti konuşuyor. Nereden aklına geldi be? Abicim, Amerika'da Bill Clinton da aynı altı yedi. Ama adam ne yaptı? Herkesin ağzına verdi Körfez krizi lafını. Herkes Irak'a konuşmaya başladı. Böylece Monica'nın ağzında gevelediklerini unutturdu. Millet artık oral mevzulara oralı bile olmuyor. Desene Bill işi biliyor.